Herkese et ol gözbek.com'dan merhaba. Biraz önce Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir bu yıl içinde gerçekleştirilecek savunma projelerinin işte teslimatları, tasarım aşamaları, test aşamaları ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi ve projelerin son durumu hakkında bilgiler verdi. Ben de şimdi aldığım notları sizlerle paylaşacağım. Bana en fazla soru milli muharip uçak projesi hakkında geliyor. Uzun zamandır da son birkaç aydır da herhangi bir gelişmeyi sizlerle paylaşamamıştık. Ben her zaman videolarımda e, milli muharip uçak projesinin Türkiye'nin havacılık sanayinde, savunma sanayinde bir kurtuluş savaşı olduğunu ifade ediyorum. Çünkü Türkiye'nin dışa bağımlının azalması konusunda çok çok önemli bir adım. Gerçekten hedefler e, çok iddialı. Bunu ne kadara gerçekleşecek, ne yapılacaktan öte önemli olan hedef koymak, oraya doğru ilerlemek diye düşünüyorum. Milli Muharip Uçakla ilgili olarak Profesör Doktor İsmail Demir tasarım ofisinin kurulduğunu ki TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi içerisinde gerçekten e, çok modern, hoş bir bina yapıldı. Çalışmalar burada yapılıyor. Niye bu bina diye sorarsanız Milli Muharip Uçağı'nın diğer projelerden ayrı bir yere sahip olması gerekiyor. Tabii ki işte gizliliktir, şudur budur veya bina içerisinde de biliyorsunuz Türkiye BAE Systems İngiltere merkezli şirketten çok ciddi bir mühendislik desteği alıyor. Bu açıdan da ayrı izole bir yere sahip olması lazım. Bu binanın faaliyete geçtiğini, tasarım için, ön tasarımının tamamlanması için bu yıl önemli bir aşama kaydedileceğini ifade etti. Ön tasarım ne demek? Yani uçağın şeklinin şemalinin %95 diyelim ortaya çıkması demek. Ön tasarım sonrasında tasarım dondurma aşamasına geçiyorsunuz. Yani her türlü ana konuların tasarlanması bitiyor. Tasarım dondurulduğu zaman da zaten imalata başlıyorsunuz. İmalatın sonrasında Fabrikadan çıkarma, İngilizce'de roll out olarak adlandırılıyor bu. E, fabrikadan çıkartma, motor çalıştırma, yer testleri ve ilk uçuşa doğru giden bir program var. Türkiye'nin hedefi 18 Mart 2023'te milli muharip uçağın fabrikadan çıkartılması. Yani önümüzde yaklaşık 2 yıllık bir süreç var. Daha sonra yer testlerine başlanması, 2026'da ilk uçuşunun yapılması, uçuş testlerinin arkasından da uçağın, MMU'nun Türk Hava Kuvvetlerine 2030'dan itibaren operasyonel olması hedefleniyor. Ee, çok fazla detaylara e, girersek tabii ki bu video çok uzayacak çünkü çok fazla konu hakkında bilgi verdi Profesör Doktor İsmail Demir bu yıl içerisinde havacılıkla ilgili gerçekleştirilecek önemli teslimatlardan biri de Akıncı İHA sistemi Baykar tarafından tasarlanmış ve maksimum kalkış ağırlığı 5,5 tona kadar ulaşan devasa bir İHA sistemi. Halen testleri devam ediliyor. E, bu testlerin tamamlanması sonrasında kısa dönem içerisinde bu yıl e, toplam 5 adetlik bir teslimat öngörülüyor. Ama tabi e, bütün savunma projelerinde olduğu gibi yaşanan koronavirüs salgınından da her proje etkilediği gibi biraz gecikmeler var. Baykar grubu bu gecikmeleri kapamak üzere çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ee, bir başka havacılık projesi ise yine TUSAŞ'ın Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin çok önemli bir projesi. T-129 Atak Taarruz Helikopteri. T-129'larda biliyorsunuz EDH olarak adlandıran Erken Duhul ile başladığı faz 1 e, gerçekleştirildi. Ve şimdi de faz 2 teslimatları başlıyor. Faz 2'de işte elektronik harp sistemleri var. T129 üzerinde daha gelişmiş telsiz, kendi öz koruma gibi böyle bu tür standartları daha da yükseltilmiş bir model. Faz 2 teslimatları başlayacak. Bendeki son rakama göre de 57 adet T129 atak Türkiye'de e, gerek kara kuvvetleri gerek jandarma havacılığa teslim edilmiş durumda. Bir sıradaki sonraki kullanıcı ise Emniyet Genel Müdürlüğü. Malum e, Pakistan'a ihracat konusunda bir motor problemi yaşanıyor. O da inşallah en kısa zamanda çözülür. Zaten çözülmezse TN yaptı. TS 1400 motoruna doğru bir geçiş olacak gibi. Şimdi hava savunma sistemleriyle de ilgili bazı şeyler söyledi İsmail Bey. Hisar A artının teslimatlarının devam edeceğini açıkladı. Bu alçak irtifa hava savunma sistemi Hisar O ise orta irtifa O artı biliyorsunuz bu A ve Oya artılar geldi e, testlerinin bu yıl içerisinde biteceğini Hisar O artının ifade etti ve arkasından seri imalat başlayacak muhtemelde hedef tahminimce. 2022 başı gibi duruyor Hisar O+ artı da. Hava savunma sistemlerinde ise Siper en çok sorulan gerçekten yüksek irtifaya giden çok iddialı bir proje Siper. Detay tasarımlar şu an çalışmalar devam ediyor. Detay tasarımında frozen olarak adlandırılan dondurma aşamasına geçilecek. Bu da artık hani sistemin tam olarak olgunlaştığı üretime geçmesi anlamına geliyor. Frozen sonrasındaki adım ilk prototipler üretildikten sonra test atışları gerçekleştirilecek. Bu test atışlarından geri dönüşlerle birlikte belki ufak tefek tasarımdaki bazı şeyler değişebilir. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılır. Arkasından da e, testlerin arkasından tabii bu proje Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK, SAGE ile birlikte yapılıyor. Arkasından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin testleri izleyecek. Bunu da seri imalat öngörülüyor ama e, galiba siperin anladığım kadarıyla teslimat sürecinin muhtemel 2024-25 gibi olacağını tahmin edilerek sunan gelen bilgiler arasında. Mühimmatlara gelirsek Türkiye'nin gerçekten çok önemli bir artı güç oluşturulacak. Akya, Karaok, Atmaca gibi sistemler var. Özellikle burada Atmaca'yı kenara almak istiyorum. Karadan veya denizden atılabilen gerçekten çok önemli bir deniz hedeflerine karşı çok önemli bir füze Atmaca'nın teslimatları başlıyor. Akya biliyorsunuz e, yerli torpido sistemi geçtiğimiz günlerde bu torpido sistemiyle ilgili de bir video hazırlamıştık. Ve Karaok bu üç mühimmatın da teslimat sürecine geçilmiş durumda. Bir başka mühimmat tabii ki hava hava füzelerimiz kısa ve orta menzilli Türk Hava Kuvvetleri'nde Sidewinder ve Amram'ın yerini alacak göktuğan Bozdoğan e, hava hava mühimmatları var. Atış testleri olumlu bir şekilde devam ettiğini ifade etti İsmail Demir ve e, atış testi sonrasında bu yılla yapılacak atış testleri ki bu hava hava canlı hedefler üzerinde yapılacak arkasından teslimatın başlanması bekleniyor. E, yine insan savaş araçlarıyla ilgili bir başka gelişme ise çoklu entegre kullanım yani Türkiye bir operasyon yaptığı zaman birden fazla İHA sistemi SİHA sistemi birbirine entegre olarak kullanılabilecek. Nedir? Örneğin Anka'nın çektiği bir görüntü, hedefleme, işaretleme bayraklar aktarılacak veya bayraklardan görülen başka bir şey Akıncı'ya geçecek veya Aksungur'a aktarılacak. Bunlar önemli aşamalar. Ee, bu tür entegrasyonun sağlanmasıyla birlikte çoklu bir sistem üzerinden işte gerekirse İHA'ların F-16'lara T-129 atak taarruz helikopterlerine bilgi vermesi, görüntü vermesi, hedef işaretlemesi entegre bir operasyon içinde çok önemli bir aşama. Ee, umarız bu da en kısa zamanda gerçekleşir Çünkü 2021 için e, çok önemli projelerden bir tanesi. Ee, motor sistemlerine gelirsek tabii ki en önemli konu bu tür mühimmatlardaki motor sistemleri son ve atmacıda kullanılacak KTC 3200 motoru ki Kale Arge tarafından geliştirildi bu motor. Ön kabulleri tamamlandı ve hedef bu yıl içerisinde teslimatın başlaması. Gerek sonda gerek ATMACA'da kullanılan motor TR40 Fransa yapısı ve Fransızlar motoru uzun süredir Türkiye'ye vermiyorlar. Türkiye'deki elindeki stokları kullanıyor. KT-3200'lerle birlikte bu eksiklik kapatılacak ve yerli motor kullanılmasıyla birlikte Türkiye SOM yerli seyir füzesi atmaca deniz hedeflerine karşı ihracatı için de elinde çok önemli bir e, silah olmuş olacak. Şimdi e, kara sistemleriyle devam edersek e, burada Batu tank motorunun ilk çalışması gerçekleştirileceği ifade edildi. Batu tank motoru Altı için geliştirilen bir tank e, motor sistemi bu motorun çalışmasıyla birlikte bu konuyla ilgili önemli soru işaretlerinden birinde kalkması hedefleniyor malum Almanya ile bir motor konusunda bir ortaklık vardı ama e, bu son ambargolardan sonra Almanya bunu kesiyor e, ve bu konuda da e, Türkiye'nin bir alternatif üretmesi gerekiyordu Batu'da da önemli bir alternatif olacak Diğer taraftan Zırhlı personel taşıyıcıları veya hafif çeşitli tank versiyonları için utku motor ve transmisyon sistemi ile ilgili de tasarım çalışmalarının devam ettiğini ifade etti Profesör Doktor İsmail Demir Savunma Sanayi Başkanı. Gelelim deniz sistemlerine. Malum herkesin uçak gemisi tutturduğu TCG Anadolu. E, TCG Anadolu e, bir tabur askeri zırhlı personel taşıyıcılarıyla birlikte teçhizatıyla birlikte Götürebilen güvertesinin üzerinde de helikopter taşıyabilen tabi Türkiye'nin hedefi F-35 projesinden çıkartılmasaydık F-35B alarak e, bu güvertenin üzerine koymaktı. F-35B içinde TCG Anadolu'ya bir rampa kalkış rampası gerçekleştirilmişti. TCG Anadolu'nun testleri tamamlanacak ve arkasından Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek. Aynı şekilde geçtiğimiz günlerde de Enteresan iddialar ortaya atıldı biliyorsunuz. TCG Ufuk gemisiyle ilgili test ve eğitim gemisi bu TCG Ufuk'un F-35'leri tespit edildiği gibi bir şeyler söylendi ama şu ana kadar resmi bir açıklama yok. Aklıma da başka bir şey geliyor TCG Ufuk'la ilgili. Niye böyle bir şey olsa? Niye bu şekilde farklı farklı videolar bunlarla ilgili çıksın? Ya açıklanır A şıkkı ki düşük bir olasılık. B şıkkı da bunu Türkiye çok gizli bir şekilde saklar ki F-35'i tespit edebilmek çok önemli bu konuda. Kimse asıl silahını biz şunu yaptık bunu yaptık bunu söylemez. Deniz kuvvetleri ile ilgili bir başka gelişme ise İstif sınıfı İstanbul gemisinin suya indirileceği yeni bir tür gemi türü Türk Deniz Kuvvetleri için. Bunun yanı sıra yeni tip denizaltılardan birincisi suya indiriyor. ikincisi de havuzla, bir havuza alınarak Üretim süreci hızlandırılıyor. Tekrar motorlara dönersek Tusaş Motor Sanayi Tİ'de biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ilk TS, TS 1400 motor teslim edildi. TS 1400 T625 Gökbe helikopterinde kullanılacak. İkincisi yolda ve üçüncü dördüncü beşinci motorlarda en kısa zamanda Tusaşa geçecek. Gökbeye takılmasıyla birlikte Türkiye kendi helikopter tasarımının arkasından kendi helikopter motorunu da üretmekte çok önemli bir adım atılacak. TS-1400 ilk T625 Gökbey'de sonrasında T129 Atak helikopterinde kullanılmaya başlayacak. Aynı zamanda e, savunma sanayi başkanı İsmail Demir PD-170 motorlarının teslimatının sürdüğünü ifade etti. PD-170 de bildiğiniz üzere Ankara'nın ana motoru. Yakın bir gelecekte Bayraktar TB3'e e, yükselecek bu Taktik İHA'da da Pd170'in kullanılması hedefleniyor. Diğer bir başka yeni İHA motoru ise Pd222. Geliştirme faaliyetlerinin test faaliyetlerinin devam ettiğini ifade etti İsmail Demir. Pd222 de Akıncı İHA sisteminde kullanılacak. Gerçekten Teynin geliştirdiği önemli bir motor. Aselsan tarafına bakarsak, e, malum Aselsan'ın geliştirdiği kamera sistemi Kats e, TB3 olarak adlandırılan Bayraktar'ın yeni modelinde pd 170 ile birlikte kullanılması hedefleniyor. CATS takıldı Bayraktar'a. Konuyla ilgili CATS'in seri imalatının devam ettiğini ifade etti İsmail Demir. ASELSAN tabi durmuyor. CATS'i daha da geliştirecek. Hem optik anlamda hem de ağırlığın hafifletilerek yeni bir e, kamera ailesi de oluşturuluyor. F500C geliştirme çalışmaları devam ettiğini söyledi İsmail Demir. Ayrıca Asel Filir 600 serisiyle yeni bir kamera ailesi daha geliyor. bu konuda da tabii Türkiye'nin en büyük savunma şirketi olan Aselsan'ın çalışmaları devam ediyor. Profesör Doktor İsmail Demir'in 2021 beklentileri ve neler yapılacak, neler edilecek savunma sanayi başkanlığı açısından çalışmaları bunlar. açıklamaların sonuna da 3 önemli noktaya da dikkat çekti İsmail Demir. Bunlardan birincisi üniversiteler üniversitelerle işbirliğinin daha fazla artması gerektiğini söyledi İsmail Demir. İşte önemli olan ARGE teknoloji geliştirebilirseniz bunu savunma sanayine adapte edebiliyorsunuz. Çok önemli bir faktör. İlişkilerin daha geliştirileceğini, daha çok ortak projenin üniversitelerle yapılabileceğini söyledi İsmail Demir. İkinci önemli mesaj verdiği nokta ise öğrenciler. Savunma sanayine çok fazla ilginin olduğunu belirtti İsmail Demir. Ama öğrencilerden kendilerini çok iyi geliştirmelerini, dünyaya açık olmalarını, yabancı dil öğrenmelerini ve kendilerini geliştirerek bu konuya durdukları ilgiyi akademik anlamda geliştirmeleri sonrasında ise sıkıştıkları noktalarda kendilerine başvurmasını istedi İsmail Demir. Başvurmak derken işte staj konusu olabilir, bir proje geliştiriyordur, destek gerekebilir her zaman bu konuyla ilgili öğrencilere kapılarının açık olduğunu, savunma sanayine, askeri konulara merak duyan gençleri her zaman desteklediklerini söyledi. Tabi burada da bir lafı bize e, iletti. Medya yani bu konuyla ilgili biz içerik üreticiler, gazeteciler, havacılık ve savunma konusunda uzman muhabirlerin önemine e, her zaman işte kapılarının açık olduğunu, soracakları konuya ellerinden geldiğince de cevap verdiklerini ifade etti İsmail Demir. Ve üçüncü çok önemli nokta iş adamlarına. bu geliştirilen teknolojilerin ihraç edilmesiyle birlikte çok daha konunun Türkiye'ye ekonomik anlamda bir katma değer sağlayacağı, aynı zamanda bu teknolojinin ihraç edilerek Türkiye'nin bölgesel bir güç olmasında çok önemli bir yere olacağını da vurguladı İsmail Demir ve ihracatın da önemine bir kez daha altını çize çize önemine dikkat çekti İsmail Demir. Evet 2021 için Savunma Sanayi Başkanlığı'nın planladıkları beklentileri bu yönde bakalım neler olacak neler edecek önümüzdeki günlerde farklı farklı konuları gündemimize getirmeye devam edeceğiz. Savunma sanayi konusunda bazı gelişmeler var bunlarla da ilgili videolarımız önümüzdeki günlerde yayınlanmaya başlayacak. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen sorularınızı yorum yazın veya bize info@tolgozbek.com'dan iletebilirsiniz. Detaylı savunma ve havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitesinde her zaman bekliyoruz sizleri buraya. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın yeni videolar için ve aynı zamanda katıl tuşuyla da bizlere destek verebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.